Birbirimize selamı sabaha kestiğimiz yetmedi. Selam verenin biletini de keser olduk. 95 yaşında bir dede dükkanın önündeki gençlere selam verdi. O gençlerden biri selamı almadığı gibi yaşlı adamla tartıştı. Sonra elini öpeceği yerde ona elini kaldırdı. Tokat atıp yere düşürdü. Selam vermediniz dedim falan. Sana bir dayak atayım da bir gör dedi. Öyle bir yumruk attı bana ki şu kafam yerinden oynadı. Selamımı niye almıyorsunuz diye soran 95 yaşındaki adama acımasızca vurdu, bir tokatla yere serdi. Avrupa'yı gezdim 25 sene. Amerika'ya gittim. 95 yaşındayım. Bana bugüne kadar kimse bir laf etmedi. Hatta bana kimse bir tokat vurmadı. O şehir zorbası hariç Düzce'de yaşayan Mustafa Necati Erdem dün öğle namazının ardından şehir merkezinde dükkanı olan bir arkadaşının yanına uğradı. Kapı önünde gençler vardı. Selam verdi. Hususen çok hastayım ben bu selam işine. Gençler Mustafa amcanın selamını almadıkları gibi terslediler de. Sonra içlerinden biri dükkana girdi. 95 yaşındaki adamın yanına gelip tartışmaya başladı. Bir selam vermediniz dedim falan. Sana bir dayak atayım da bir gör dedi. Karşısında 95 yaşında yaşlı çaresiz bir adam vardı. Mustafa amcanın elini öpeceği yerde utanmadan sıkılmadan elini kaldırdı, acımasızca vurdu. Sol tarafından yüzüme kafama bir yumruk salladı. Neredeyse beynim yani şey yaptı o kadar. O yaptı onu işte. O tabii çok üzücü bir hadisedir. Aldığı şiddetli darbenin etkisiyle yere yığıldı. Saldırgansa kayıplara karıştı. Şimdi ben tabii çok üzgünüm. Polis şimdi her yerde yaşlı adama vuran bu saldırganı arıyor.